Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar. Çok teşekkürler. Merhabalar. Buyurun. Ben hocama rüyamı soracaktım. Evin içindeyiz. Anlatayım. Lütfen. Evin içindeyiz. Bir odaya giriyorum. Odanın camları açık ve her taraf toz içinde kalmış. Kızıyorum yani bu camlar niye açılmış, kapatsaydınız falan diye. İçerisi toz içinde. Sonra köşeye bakıyorum. Köşede oğlum yatıyor. Şeyde birazcık yanında tozlar ve oğlumun kafasının üstünden böyle karıncalar yol yapmış. Oturuyorum karıncaları böyle çekmeye çalışıyorum ama yine de tek tük kalıyor böyle üstünde karıncalar. Bunu merak Bir ediyorum. soru soracağım size. Evinizin içerisinde bu rüyaya göre şu anda bir sıkıntı var. Dışarıdan Evet. tozun girmesi istemediğiniz bu günlerde misafir geldi mi size? Yok gelmedi daha. O zaman bu günlerde gelecek. Yani rüyanız eğer çıkarsa bu ay sonuna kadar dikkatli olun. Evinize gelen olan misafirin yanında lütfen evinizle alakalı herhangi bir problem anlatmayın. Evet. Evet. Çünkü biraz sıkıntı var. Bu sıkıntı zelil olması için, ezilmesi için gelen olan misafir, yani gelen misafir hayırlı misafir değil. Hayırlı gibi gözüküyor ama değil. Yani evinizle alakalı lütfen bir problem anlatmayın. Aslında var ya tecrübeyle sabit bu. Hiç kimseye hiçbir şeyini anlatmayacaksın Evet. vallahi bu devirde. Evet. Çünkü yani Diyoruz ya dost gibi gözüken yılanlar var. Öpüyoruz sizi. Her fırsatta söyleyelim ki yılanlar izliyorsa görsünler diye. şimdi rüyalar o kadar güzel bazen çıkıyor ki bazıları çok eşkera. Eşkera dediğimiz olay açık yani açık beyan dediğimiz rüyalar Hani var. aleni ortada yani. O Yani kendini evet. belli ediyor Mesela zaten. yani şimdi bir kardeşimiz askerde diyor ki ben askerde şeyde kalayım, görevde kalayım diye. Habire işte askerliğim bitiyor anne görevde kalayım diye annesine diyor ki işte astsubay olarak devam edeyim diyor yani. Uzman olarak devam edeyim diyor annesine. Bugünlerde olan bir olay. Annesi de telefonda diyor ki oğlum yani sen benim tek evladımsın. İki kızım var bunların eşim yok ama bunların babası da sensin. İşte büyüğü de sensin. Sen askerde bitirdikten sonra vatanı görevini bitir gel diyor çocuğa. Çocuk da diyor ki ya anne ben burada uzman kalayım diyor. O da diyor ki oğlum mesleğim var gel diyor. Çocuk tekrardan diyor uzman kalayım. Neyse anne kail değil yani bu işe. Yani kalmasından yana değil. Tek evladı diyor erkek olarak. Neyse rüyada çocuk bakıyor ki Peygamber Efendimiz de bir tane genç rüyada yan yana yürüyorlar. Çocuk da arkada. Çocuk yanındaki peygamberimizin yürüyen yanındaki kişi diyor ki ona diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor sizle beraber gelmek istiyorum. O da diyor ki annenden müsaade aldın mı? Annenin duasını almayana kadar müsaadesini almayana kadar yanıma gelme. Rüyada bunu söylüyor. Çocuk uyanıyor. Annesini arıyor ertesi gün. Annesine diyor ki anneciğim ben bir rüya gördüm. Oğlum vallahi ben de bir rüya gördüm diyor. Ne gördün? Oğlum diyor bugün her iki cihanın sultanı bizim eve gelip oturmuştu. Bana dedi ki evladın inşallah eve gelecek merak etme. Merak etme dedi diyor. O da diyor ki anne ben gelme kararı aldım artık. Niye? Allah'ın Resulü'nü ben dün akşam rüyamda gördüğümde bir arkadaşımıza şunu söyledi. Ben arkalarındaydım. Annenin duasını almadan gönlünü almadan buraya gelme dedi diyor. Sen de bana anladım ki izin vermiyorsun. Ben de gelme kararı aldım. İşte rüyalar bazen insanlara açık gelir. Tabii. Allah kullarına istese açık, istese kapalı gönderir Ama bir mesaj. şekilde o mesaj geliyor. Doğru yere Hocam geliyor. ben sizi geçen senelerden hatırlıyorum. Çok güzel böyle sizin kıssadan hisse hikayeleriniz var. Evet. Arada bir programda paylaşalım bunu. Paylaşırız Hayatın inşallah. içinden öyle güzel Evet, hikayeler ki hazırlarız. anne babası duası almadan aslında kapıdan dışarı Evet. çıkmamak gerekiyor. Evet. Şunu biliyoruz ki anne babasının duasını almayan insanın iki yakası bir araya gelmiyor. Gelmez. Gelmez. Allah'ım annelerimize, babalarımıza sağlık versin. Bizi izleyen anne ve babalarımızın ellerinden Evet. öpüyorum. İleri yaştaki babaanneler, dedeler, kimler varsa. Ha bizi bu arada köy kahvelerinde izliyorlarmış, onu da Hepsine söyleyeyim. selam Geçen gün bir söylüyoruz. seyircimiz atmış. Vallahi diyor bizim köy kahvesinde diyor. Çaylar diyor 11 çeyrek geçe doldurulur. Program bitene kadar. Afiyet şeker çaylar bizden Allah efendim razı size. olsun. Allah razı olsun. Şimdi sırada bir seyircimiz var. Buyursunlar. Ama ismini unuttum. Fatih Söyle Söyler. Fatih bir daha ismini.